Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Çağlar Akçay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün konuğumuz yazdığı gibi de doğada iletişimin evrimi. Çağlar Akçay hayvan psikolojisi üzerine de çalışıyor. İlk sorumuz şu olacak. Hayvanlar nasıl iletişim kuruyor? Evet, ilk aslında iletişim nedir? Hayvanlarda iletişimin ne olduğunu tanımlamak gerekiyor. İletişim en basit şekli bir gönderici. İşaret gönderen ya da sinyal dediğimiz şeyi gönderen bir gönderici ve bir alıcıdan oluşuyor ve aralarındaki işaret, bilgi taşıyan işaret ve evrimsel açıdan bir davranışa ya da bir anatomik bir yapıya ya da bir moleküle işaret dememiz için onun bir bilgi taşıyor olduğu için evrimleşmesini bekleriz. Daha doğrusu evrimsel açıdan işaret öyle tanımlanır. Dolayısıyla her türlü aslında şeyden bireyler ya da hayvanlar birbirleri hakkında bilgi edinebilirler. Mesela siz benim yüzüme baktığınızda yüzümdeki kırışıklıklardan benim yaşıma dair bir bilgi ediniyorsunuz ama o yüzümdeki kırışıklıklar benim yaşımı size bildirmek için evrimleşmiş bir işaret değil. O sadece derinin işte pörsümesinden falan kaynaklanan bir bilgi. Ama o bilgiyi siz edinebilirsiniz. Bunları işaret demiyoruz. Bunlar ipucu gibi. Hani bir ipucular var. Her zaman yürümemizden bile bazı bilgiler edinebiliriz birbirimiz hakkında. Fakat işaretlerin özellikle bir bilgi taşıyor olması lazım ve bu amaçla evrimleşmiş olmaları lazım. Bu tanımı yaptıktan sonra da işaretler herhangi bir şey olabilirler. En basit şeyi, evrimsel olarak en eski işaretler kimyasal işaretler. Yani moleküllerden bahsediyoruz burada. Ve biliyoruz ki tek hücreli canlılarda bile iletişim var aslında. Bir bakteri bir molekül yollayıp bir bakteri hücresi bir molekül yollayıp başka bir hücreye bilgi taşıyabiliyor. En basitinden nerede olduğuna, hani orada bir bakterinin bulunduğuna dair bir bilgi taşımış oluyor bu durumda. Ondan sonra bunu geçtiğimizde akustik iletişim çok yaygın hayvanlarda. Hemen hemen her hayvanda akustik iletişim var. Birkaç önceki slayda ilk kuş slaydına geri dönebilirsek. Evet, bu ilk örneğim, ben kuşları çalıştığım için herhalde benim biraz öyle bir ön yargım olabilir. Kuşlardan bir örnek vermek istedim. Bu solda gördüğümüz kuş baştankara, büyük baştankara kuşu. Çok yaygın bir kuş. Bu şehirde de falan duyabileceğiniz bir kuş. Sağdaki de onun şarkısı. Tabii şarkının resmi aslında bu. Bunu bir sonogram diyoruz. Bu bir grafik aslında, zaman x aksisinde ve frekans. Bu böyle birbirini aynı şeyi repeat eden, tekrarlayan bir basit bir şarkı aslında. Hatta ben şimdi size bunu çalacağım bir örnek olması açısından. Hazırsak şöyle bir baştankara şarkısı bu. Bunu aslında şehrin her yerinde duyabilirsiniz. İstanbul'da da her yerde duyabilirsiniz ama tabii çok trafik gürültüsünde boğulan bir şarkı. Daha fazla tam susabilirsin sen. Kuşumuz kendisi de burada aslında. Bunu da gösterebiliriz böyle. Getirdim bir tane modelimizi de. Bu kuş şarkısı en bilinen, en akustik iletişimden biri. Ama her türlü akustik iletişim sesli olmak zorunda değil. Bazı hayvanlar ses dışında bir ses üretmek için ses bu vokal dediğimiz aparatlarından ziyade mesela kanatlarını da kullanabiliyorlar. Evet. Mesela sinek kuşu, bu bir sonraki slayttaki sinek kuşu bir erkek gösteri yaptığında dişiye kanatlarıyla böyle klik sesleri çıkarıyor. Ve bu dişinin gösteriyi değerlendirmesinde önemli bir ses. Bu da bir akustik ses iletişimi bir örneği. Tabii bundan sonra görsel iletişim çok yaygın yine, görsel iletişimler. Mesela burada bir kurbağa örneği vereceğim. Bu kurbağalar, bazı kurbağalar, Güney Amerika'da bulunan bu, zehirli ok kurbağaları denilen kurbağalar, bunların zehirli ok kurbağaları deniyor çünkü derilerinin üzerinde bir zehirli bir madde var. Bu madde onların yenmesini engelliyor. Aynı zamanda bu yerel halk da, insanlar da bunu oklarında kullanıyorlar, avlanmak için zehirli oklarında kullanıyorlar. Bunlar mesela hepsi çok renkli ve çok fantastik şekillerde renkleri olan ve patternlar olan, örgüleri olan bir kurbağalar. Burada çok ilginç bir şey var. Evrimsel bir prensipten bahsetmek istiyorum. Ortadaki 4 tane kurbağa, R imitator dedikleri 4 tane kurbağa aslında aynı tür. Çok farklı birbirlerinden gözükmelerine rağmen. Ve köşelerdeki 4 tane kurbağa, ortadaki kurbağalara da aynı gözükmelerine rağmen aslında 4 tane farklı tür. Neden bunu yapıyorlar peki?
Bunları neden yapıyorlar? Mesela soldaki yeşil benekli, yeşil ve siyah kurbağayı alalım, ele alalım. O yeşil ve sol üst köşedeki, sol üst köşedeki evet yeşil ve benekli kurbağa da bir yörede o kurbağa türü çok yaygınsa o zehirli olduğu için diğer zehirli kurbağalar da onun morfunu, onun şeyini taklit ederek, rengini taklit ederek avcılara, potansiyel avcılara daha kolaylık sağlıyor. Beni yeme. Ben çünkü zehirliyim. Sen zaten benden bir şey almayacaksın. Kendini de hasta edeceksin. Ben de hayatta kalacağım böyle. Avcıların da işini kolaylaştırmış oluyor. Kendi işlerini de kolaylaştırmış oluyor. Buna Müllerian mimikri diyorlar. Müllerian taklit diyorlar. Dolayısıyla ortadaki tür aynı türde olsa farklı bölgelerde, Güney Amerika'nın farklı bölgelerinde farklı şekillere ve renklere bürünüyor. Daha doğrusu, farklı renklere bürünüyor. Bu da ilginç bir evrimsel fenomen. Ondan sonra bir sonraki slide'da sanırım evet bu iki tane mesela bu iki tane aynı gözüken kurbağa aslında farklı türlerden kurbağa birbirlerini taklit ediyor. Üstteki alttakini taklit ediyor aslında buradaki örnekte de. Bir sonraki örnekte burada lemurlar var. Bu da yine bir görsel iletişim şeyi. Burada bir lemur grubu ortalıkta yürürken kuyrukları dik bir şekilde yürüyorlar ve birbirlerini görebiliyorlar böylece. Açıkçası anten gibi kuyruklar yukarıda. O grubun üyelerini muhtemelen kuyruklarındaki halkaların aralığından da birbirlerini tanıyor olabilirler. Mesela. Bundan sonra bir tane orada bir evet bunu söyleyecektim. Tavus kuşu örümceği denilen bu Avustralya'da bulunan pirinç tanesi büyüklüğünde bir örümcek bu. Bu bir erkek. Şu anda gördüğümüz resmini gördüğümüz örümcek. Çok bariz bir şekilde görsel bir iletişim var buradaki. Ha, o yüzden tavus kuşu. Tavus kuşuna benziyor. Evet. Tavus kuşunun tüylerine benziyor. Erkek aynı tavus kuşunu düşünün. O tüylerini arkada şey yaptı. Açımpıta dişleri kur yaptı. Bu erkek de dişleri kur yapmak için o arkadaki bu paneli gösteriyor. O panel değişik türler, değişik örümcek türlerinin değişik renklere bürünüyor ama burada fotoğrafta tabii belli olmayan şey o arkadaki dik olan ayaklar da aslında bayağı bir ayaklarını sallayarak orada bir dans yapıyor. Dans yaparken de öndeki ayaklarıyla bir ritim tutuyor. Bütün bunlar dişinin ilgisini çekmek ve dişiyi ikna etmek için, kendisiyle çiftleşmeye ikna etmek için. Dişi ikna olursa çiftleşiyorlar, ondan sonra dişi erkeği yiyor. Dişi ikna olmazsa dişi erkeği yine de yiyor yakalarsa. bu da bir işte ebeveynlik görevini yapmış oluyor erkek de bu durumda. Bunu şimdilik geçelim penguen örneğini. Çünkü buradan evet bu mesela bir primatlarda görsel iletişimin örneği. Bu bir mandril erkeği. Buradaki kırmızı burun ve etrafındaki mavi şeyler, yapılar. Bunların renkleri, parlaklıkları erkeğin dominant, ne kadar dominant, hiyerarşinin ne kadar üzerinde olduğunun göstergesi. Erkek dominant olan erkeklerde çok daha büyük ve kırmızı ve mavi şeyler daha belirgin oluyor. Evet. Bundan örümcekten bir şeye geçecektim aslında. Sismik sismik vardı? Ve titreşimle iletişime geçecektim. Örümceklerde bu dediğim gibi titreşimle iletişim çok yaygın. Çünkü mesela ağda olan bir örümceği düşünün. Ağınıza geldiğinde ağ titreşiyor. Eğer siz çiftleşmeye gelen bir erkekseniz dişiyle o kendi türünden olduğunu bir kere bir av olmadığını ve işte beni yeme diye kendi türünden olduğunu titreşimle onu dişiye aktarmanız gerekiyor bir. Ama titreşimle iletişimin ilginç, çok ilginç bir örneği fillerde gözüküyor. Fillerde bayağı uzun mesafelerde filler çok büyük hayvanlar oldukları için ayaklarını tam 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 diye yere vurarak bayağı uzun mesafelerde birbirleriyle iletişim kurdukları biliniyor. Özellikle de ayaklarında bu titreşimleri algılayabilen hassaslıkta mekanizmalar var. Bu da sismik titreşimin bir örneği. Tabii filler de sismik titreşimden ziyade sırf o da değil. Bu mesela dokunsal iletişimin bir örneği. Burada bir sağdaki fil, soldaki fili aslında bir teselli etme davranışı bu. Çok daha yaygın olarak bilinen bir davranış değil hayvanlarda ama kesinlikle görülen bir davranış ve özellikle filler gibi çok sosyal olan hayvanlarda daha fazla görülüyor. Bu işte dokunsal iletişimin bir örneği. Bir de son olarak elektrikle iletişim bahsetmek istiyorum. Burada da balıklardan bahsetmek istiyorum. Elektrikli balıklar dediğimiz iki tane grup var aslında. Bir tanesi Güney Amerika'da, bir tanesi Afrika'da evrimleşmiş. İki tane birbirinden bağımsız balık türünde elektrikli iletişim var.
Bazı balıklar hatta elektriği avlanma aracı olarak da kullanıyorlar. Yani avlarını elektrikle şok edip, onları bir bayıltıp ondan sonra yemek olarak. Ama bu balıklar, birçok balıkta da zayıf elektrik voltajlarıyla, zayıf voltajda elektrikle birbirlerine hangi türden olduklarını bahsediyorlar. Bu değil de bir başka elektrikli bir... Elektrikli yılan balığı olan elektrikli vardı. Elektrikli yılan balığının olduğu bir resim vardı. Onu... Orada bu voltajın ne kadar yüksek olduğu ve tam olarak nasıl bir dalga formu izlediği, hangi türden olduğunu belirtiyor. Bunlarda da. Bu da bir ilginç bir şey. Bu elektrikle iletişim çok fazla yaygın olan bir şey değil ama var. Benim bildiğim kadarıyla manyetizma ile iletişim yok. Benim bildiğim kadarıyla manyetik alan yaratıp onlarla kendini bildiren ya da bilgi yaktıran şey yok. Manyetizma ile kesinlikle bir navigasyon çıkmıyor ama. Bahsettiğimiz bunlar. Evet, bahsettiğimiz bunlar. Mesela bu sağdaki 6 tane balık türünde bu 6 tane değişik balık türü var. Bunlar sanırım Afrika'daki balık türleri. Onların sağında da, o balıkların sağında da bunların elektrik voltaj şekilleri var. Her bir türün şekli farklı. Elektrik imzası farklı. Oradan türlerini de anlıyorlar. Birbirlerini kendi aynı türden olduklarını anlayabiliyorlar böylece bunlar. Soldaki de elektrikli yılan balığı. O elektrikli yılan balığı mesela aynı zamanda avlanmak için elektriği kullanan bir balık. Evet. Bir de temizlikçi balıklar vardı galiba. Bir de temizlikçi balık. Ona geleceğiz birazdan ki iletişimini için kullandıkları konusunda tamam. Geleceğiz ona isterseniz. Ha, bunları dedim, bunları anlatırken görsel, akustik, titreşimli vesaire. Bu örümcek örneğinde olduğumuz gibi aslına bakarsanız çoğu hayvan birden fazla şekilde iletişimiyor. Aynı anda. Multimodal dediğimiz birden çok modalitede birbirlerine bilgi sağlayabiliyorlar. Ve bu farklı mesela görsel şeydeki kanaldaki bir sinyal. Akustik kanaldaki bir sinyali anlamını pekiştirebilir ya da modify edebilir ya da değiştirebilir. Mesela görsel bir anlamda akustik bir anlamda şarkı söylerken bu şarkı kur için olabilir ama onun yanında bir görsel bir sinyal veriyorsa bu agresif bir şarkı ya da saldırgancı bir şarkı olarak algılanıyor olabilir. Dolayısıyla çoğu zaman hayvanlarda biz aslında birden fazla kanalda aynı anda sinyal verildiğini görüyoruz, birbirlerine sinyal taşıdıklarını görüyoruz. Şimdi aslında niçin iletişim kuruyorları soracağım ama ondan önce şunu sormak istedim, ben merak ettim şimdi. Bahsettiğim hayvanların hepsinde kendi türleriyle nasıl iletişim kurduklarını konuştuk. Evet. Başka hayvanlarla da iletişim kurabiliyorlar mı? Yani bak bu tehlike olup olmadıklarını anlatabiliyorlar mı ya da birbirlerinden bir haber alabiliyorlar mı? Evet, şimdi tam ona gelecektim. Bu kesinlikle oluyor. Mesela bu kurbağalarda gözüktüğümüz şey aslında avcılara yönelik bir sinyal. Bu aposematik dediğimiz uyarı sinyalleri. Bu beni yeme sinyali. Bu arada ben böyle hani dilimizi kullanarak beni yeme, işte ben şöyle düşündüm, sana sinyal vermeye çalışıyorum gibi cümleler kuruyorum. Burada şunu açıklığa kavuşturayım. Hayvan davranışını çalışırken biz hep böyle konuşuyoruz. Bu karar verme dilini kullanıyoruz. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım ya da beni yeme diye bir mesaj veriyor gibisinde ama tabii burada arkasında yatan psikolojik süreçleri bildiğimiz anlamına gelmiyor bu. Bizim insanlarda olduğu gibi psikolojik süreçler olduğunu... Kendi anlayabileceğimiz şekilde ifade ediyoruz. Evet, yani bu bir aslında bizim kullandığımız bir kısa yol gibi söyleyeyim. Başka türlü konuşamadığımız için bu davranışlardan bu cümleleri kuruyoruz ama... Arkasında hayvanın gerçekten bunu rasyonel olarak düşünüp de böyle bir karar verdim, o yüzden böyle bir sinyal vereceğim gibisinden bir düşünce silsilesi olduğunu söylemiyorum açıkçası. Yani sadece bu bir metafor gibi düşünün. Bu bütün hayvan davranışı literatüründe kullanılan bir metafor. Ama bunu da söylemekte fayda var. Yani insan hayvanlarda burada rasyonel bir düşünce gibi bir şey iddia etmiyorum ben. Yani bilerek yapmadıklarını henüz bilmiyoruz. Evet, yani bilerek ne demek onu bile bilmiyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi bu kurbağalarda mesela bu aposematik uyarı sinyalleri dediğimiz şeyler çok yaygın. Birçok türde çok yaygın. Mesela arıların siyah ve sarı olmalarının sebebi de bu yine aposematik sinyaller. Uyarı sinyalleri. Dolayısıyla bunlar başka bir türe yönelik sinyaller tabii. Bu orada temizlikçi balıklara da bakarsak, oradaki çırçır balığı dediğimiz cleaner wrasse İngilizcesiyle. Onlar da mesela başka türleri, bu balıklar çok ufak balıklar ve bunlar şeylerde... Çırçır balığından bahsediyoruz çırçır değil balığı, mi? Çırçır balığı, evet.
Bunlar temizlik istasyonları var resiflerde ve büyük balıklar, normalde bu büyük balıklar avcı balıklar. Dolayısıyla o küçük balıkları normalde yiyebilirler. Ama bu büyük balıklar geliyorlar buraya uysal temizlenmeye geliyorlar. Dışın pullarının arasındaki ektoparazitleri yani. Yemesine buradaki resimde olduğu gibi burada bir tane büyük bir balık var. Bu ufak görünen ufak iki tane balık var, sarı ve mavi renkli. Bunlar ikisi de temizlikçi balık. Ve dışındaki parazitleri yiyorlar. Temizliyorlar yani. Burada bir mutualizm söz konusu. İkisinin de faydasına, bütün balıkların faydasına bir şey var. Küçük balıklar beslenmiş oluyorlar. Büyük balıklar da temizlenmiş oluyorlar. Burada tabii bunların bu al gülüm ver gülüm ilişkisinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için herkesin birbirini tanıması gerekiyor. Bu mavi şerit, sarı üzerine mavi şeritli sinyalle bunların temizlikçi balık olduğunun sinyali. Yani bir temizlikçi üniforması gibi bir şey aslında balıkların. Bu da yine bir türler arası iletişimin örneği. Burada bir herkesin yararına bir iletişim var. Zaten bu arada genel olarak iletişim, hayvanlarda iletişimin genel prensibi hem göndericiye ve hem de alıcıya faydası yoksa sinyalin ve sinyaliye inanmanın diyelim ya da sinyali alıp ona göre davranmanın, o zaman iletişim zaten evrimleşmez. Çünkü hem göndericinin göndermek için bir sebep olmaz. Alıcının da gönderici gönderse bile o sinyale inanması ya da işarete inanması için bir sebep olmaz. Dolayısıyla aslında gerçek iletişimden bahsettiğim zaman hem göndericiye ortalamada hem de alıcıya bir faydası olması gerekiyor bu etkileşimin, sinyali taşımanın. Evet, bunlar iki tanesinin örnekleri. Ama birçok, tabii iletişimin birçok örneği de türün içinde oluyor. Mesela iletişimin en ilk örneklerinden biri, en karmaşık örneklerinden biri aynı zamanda. Ve bunu bulan insana, Carl von Frisch'e Nobel ödülü kazandırmış olan bal arılarındaki dans örneği. O bal arılarında biliyorsunuz işçi arılar giderler. Bir işte yiyecek lokasyonu bulduklarında, mesela bir çiçek tarla, bir çiçekler bulduklarında, öbeği bulduklarında, onun yerini kendi arılar, diğer arıları anlatmak için bir dans yaparlar. Yuvaya gelip tekrar kovana gelip. Bu resimde gördüğümüzde bu dans, bu o, bir arı kovan dik olduğunu düşünürsek belli bir açıda 90 dereceye belli bir açıda dans ediyor. Mesela burada 20 dereceye dans ediyor. O 20 derece açı, dike olan 20 derece açı çiçek öbeğinin güneşe göre açısını gösteriyor. O 20 derece. Bu arada güneş de tabii gün içinde zaman yer değiştirdiği için bu kovanın içinde saatlerce bazen dans edebiliyorlar bunlar. Güneşle beraber bunların açısı da değişiyor. Kovanın içinde. Çok acayip bir sistem bu. Aynı zamanda bunu dans yaparken de tam ortadaki böyle bir 8 çiziyorlar. Bu 8'in tam ortasında da bir böyle titreşiyorlar. O titreşme de ne kadar hızlı titreşirse o çiçek öbeğinin ne kadar iyi kalitede olduğunu ya da ne kadar çok yiyecek olduğunu gösteriyor. Ne kadar hızlı titreşti. Dolayısıyla birden fazla bilgi var aslında burada. Hem yerini gösteriyor hem de kalitesini gösteriyor oradan. Dolayısıyla oradan ona göre kaç tane işçi arının gideceğini karar verebiliyorlar böylece. Bu yiyecek bulmakla ilgili sinyaller ya da işaretler. Bir de yiyecek olmamakla ilgili işaretler var. Bu da işte dediğimiz gibi kurbağalardaki gibi. Ama kendi türleri içerisinde de alarm vermeye ya da işte uyarı sinyalleri var. Birbirlerine de uyarı sinyalleri var. Burada vermet maymunları, orada kaplan ve leoparlar, kartallar ve yılanlara karşı farklı sinyalleri olan bir maymun türü var. Ve burada da yine bir sanırım primatlar diye isimlendirmiştim fotoğrafı. Arkadaşlar şimdi verilir onu ekrana. Evet. Bu vervet maymunlarında Robert Seyfert'la Dorothy Shane'in ta 70'lerde yaptığı araştırmalarda kaydettiğinizde bunların avcılara karşı tepkilerini, bir kartal gördüklerinde en sol, alttaki en soldaki sesi veriyorlar. Leopar gördüklerinde farklı bir ses veriyor, ortadaki sesi veriyorlar. Yılan gördüklerinde farklı bir ses veriyorlar. Şimdi bunları kaydettiğinizde ve bir hoparlörden tekrar çaldığınızda, mesela diyelim leopar sesi çaldınız. Bunun şimdi leopar sesinin uyarısını verdiğinizde bir maymunun yukarıya bakmasının bir anlamı yok. Çünkü yukarıdan kartal gelebilir ama leopar eğer hemen karşınızda olan tehditse o zaman ağaca fırlamanız gerekiyor. Ağaca tırmanmanız gerekiyor kaçmak için. Dolayısıyla doğru tepkiyi vermeniz gerekiyor bunu bilerek.
Ve de gerçekten de bir hoparlörden çaldığınız ortalıkta bile hopar yokken, hoparlörden sadece bu sesi verdiğinizde gerçekten de ağaca kaçıyorlar. Yılan sesi verdiğinizde şöyle dik bir şekilde hale şey yapıp yerde yılan arıyorlar şu şekilde. Kartal sesi verdiğinizde de ya yukarı bakıyorlar ya da bir çalının içine saklanıyorlar. Dolayısıyla bunların tepkileri bu seslerin ne anlama geldiğini bildiklerini gösteriyor. Öğreniyorlar mesela, annelerim öğretiyor yavruyken, yoksa ördeklerin hemen yürüyebilmesi gibi bunları biliyorlar mı? Evet, bu çok ilginç bir soru. Sesleri çıkarabiliyorlar. Yavrular bile çıkarabiliyorlar o sesleri. Fakat seslerin anlamını zamanla öğreniyorlar. Mesela bir yavru tanışınca herhalde. Yaprak düşse de kartal sesi veriyor bazen. Ya da işte kartal gördüğünde leoper sesi veriyor. Ama yavruların seslerini bu arada yetişkinler dikkate almıyorlar. Yavru nasıl da bilmiyor diye dikkate almıyorlar. Evet, bir öğrenme süreci var dolayısıyla. Doğru yerde, kontekstinde, bağlamında o sesi verme şeyini öğrenmeleri gerekiyor. Ama sesi kendileri çıkarabiliyorlar. Sesin kendisini yavrular bile çıkarabiliyor. O bir şekilde doğuştan var olan bir becerileri. Bu birbirlerini uyarmak için birçok tür aynı zamanda kendi türü içerisinde aynı türden olduğunu belirtmeye çalışıyorlar. Ki çiftleşme, yani aynı türden bir bireyle çiftleşmek için yoksa başka bir türden bireyle çiftleşirse o zaman yavruları olmayacak. Mesela bu ilginç örneklerinden biri bu ateş böcekleri. Farklı türlerdeki ateş böceklerinin bu ışıkları, ışıkla birbirleri geceleri iletişim kuruyorlar. Bu ışıkların yanıp sönme frekansları ve kaç defa yanıp söndükleri farklı, diğer farklı türler. Dolayısıyla siz bir ateş böceğisiniz, dişi ya da erkek. Kendi türünüzden başka bir ateş böceğini ararken o frekansta yanıp sönen ateşleri, ışıklara gitmeniz gerekiyor. Bu da tür tanıma açısından önemli. Onun dışında başka ne vardı? Anne çocuk birbirlerini tanıması evet, var. Evet, ebeveynler sanırım. Arasında çocuklar ve ya da yavrular ve ebeveynler arasında bayağı bir iletişim var. Burada bir penguen şeyini orada şimdi görebiliriz. Penguenlerde mesela bu fotoğraftaki Adélie penguenleri yine bu yavru burada bayağı büyük bir yavru aslında bu. Burada da bir anne ya da baba bunu besliyor. Bunların çok ilginç bir şey var. Bunlar hem sesle birbirlerini tanıyorlar ama birbirlerini tanırlarken de baba ya da anne işte ikisi de açık denize açılıyorlar balık avlamak için. Ondan sonra geliyorlar. Bunlar anne ve baba ikisi birden gittiklerinde yavruları, bütün kolonideki yavrular bir yere topluyor. Kreş deniyor da buna. Kreşe toplanıyorlar. Bu kreşte yavrular birikiyorlar tabii. Ama tabii geldiklerinde anne ya da baba kendi yavrusunu bulmak zorunda. Nasıl bulacaksın? Biz tabii kendimiz kreşe işte çocuğumuzu bıraktığımızda çocuğumuzu tanıyoruz görsel olarak. Onun sesinden tanıyoruz. Bunlar muhtemelen görsel olarak tanıyorlar ama sesten de tanıyorlar. Ama tabii başka yavrular da var. Onlar da mama istiyorlar. İşte balık istiyorlar. Dolayısıyla başka yavrular araya giriyorlar. Olan şey bir sürü yavru gelen ebeveyni kovalamaya başlıyor. Ebeveyn de kaçıyor. Bayağı bir uzun sürebiliyor bu kaçış, kovalamaca. Ve en sonunda sadece o ebeveyn yavrusu kalıyor, onu besliyor ondan sonra. Bu kovalamaca çok komik şeylere yol açabiliyor, görüntülere. Bu da ama işte ebeveynlerin yavrularının, kendi yavrularının tanıması probleminin bir çözümü bir şekilde. Onun dışında grup, o lemur örneğinde olduğunuz gibi grup koordinasyonu için verilen sinyaller var. İşte ben buradayım, işte anten gibi kuyruğunu yukarı çekerek burada gördüğümüz gibi halka kuyruklu lemurlar. Bunlar Madagaskar'a özgü bir tür. Bunlar birbirlerini grubun ne kadar açıkla açıldığını birbirinden ve ya da işte kimin nerede olduğunu böyle takip edebiliyorlar. Durup da yukarı bakmak gerekmeden bu uzun kuyrukları sayesinde. Bir de tabii şeyler var, gruplar arası iletişim var. Mesela bir şempanze grubu başka bir şempanze grubunu uzak tutmak için ya da çok fazla yaklaşmaması için bağırarak, çağırarak, çok gürültü yaparak kendi grubunun orada olduğunu ve sayılarını diğer gruba aktarabilir. Bu bilgiyi taşıması için bağırarak çağırabilirler. Bu da birbirlerinin arasındaki, gruplar arasındaki rekabeti regüle etmek için, düzenlemek için yapılan bir bilgi aktarımı ya da iletişim. Tabii ondan sonra işte çiftleşmek için verilen sinyaller var. Bu kuş şarkısı bunun çok en iyi örneklerinden biri. Tabii çoğu kuşta hem erkek hem dişi şarkı söylüyor aslında. Bu şarkının iki tane fonksiyonu var. Hem erkekler kendi aralarında ya da dişiler kendi aralarında birbirlerine iletişim, birbirlerine bilgi taşıyorlar. Bir de karşı cinse, karşı ya erkekler dişiye, dişiler erkeklere bilgi taşımak için şarkı söylüyorlar.
Tabii. Buradan isterseniz sizin çalışmanıza da geçebiliriz. Çünkü kuşlar üzerine çalışıyorsunuz. Evet, evet. Biraz kendi çalışmalarınızdan da bahsedebilirsiniz. Evet. Benim çalışmalarım şu anda iki tane odağı var. Öyle anlatayım. Bir odağı kuş şarkısının öğrenilmesiyle ilgili. Kuşlarda şarkı, ötücü kuşlarda şarkı ilginç bir iletişim sistemi. Çünkü dediğim gibi çoğu hayvanda aslında... bu sesler, öğrenilmesi gereken sesler, seslerin nasıl kullanılacağı öğreniliyor ama sesi çıkartmak öğrenilen bir şey değil. Yani bunu insana uygularsa bir bebeğin bütün kelimeleri bilerek doğmasını düşünün. Çok absürt bir şey örnek oldu ama tabii insanlarda biz öğrenmek zorundayız. Bebekler dilleri öğrenmek zorunda vesaire. Kuşlarda da aynı şey söz konusu. Ötücü kuşlarda daha doğrusu. Bu ötücü kuşlar kuşların neredeyse yarısı, kuş türlerinin neredeyse yarısı bu arada. Dolayısıyla insanın dili öğrenmesiyle ilginç bir paralelliği var bu öğrenmenin. Ben bu öğrenmelerindeki sosyal faktörleri inceliyorum. Yani ne oluyor ki bir kuş komşusunun şarkısını öğreniyor ya da bir komşusunun şarkısını öğreniyor da öbür komşusunun şarkısını öğrenmiyor. Bunları araştırıyorum. Diğer bir araştırma odağım da özellikle yeni araştırmalarımda buraya geldikten sonraki bu bizim insanların çıkardıkları gürültüler şu anda etrafımızda olduğu gibi. O gürültülerin bu iletişime etkisi, özellikle işte akustik şehir iletişime gürültüsü. Etkisi. Şehir gürültüsü ya da ne bileyim dağ, mesela rüzgar türbinlerinin gürültüsü ya da işte petrol kuyularının gürültüsü vesaire gibi bir sürü gürültü kaynağı var insanların yaptığı aktivitelerden. Trafik gürültüsü, yani tarlanın içinden geçen bir otoban bile olsa o otobanın gürültüsü oluyor. Bu tabii gürültü olduğu zaman iletişimi engelleyen bir şey. Çok fazla gürültü olduğu zaman. Ve biliyoruz ki mesela başlangıç kara gibi şehirlerde yaşamayı becerebilen türlerin bile iletişimi etkileniyor. Mesela şehirlerde yaşayan başlangıç karaların şarkılarının frekansları daha yüksek oluyor kırsal alanda yaşayan baştan karalara göre. Benim yaptığım son araştırmalarda, en son çalışmalarda mesela şehirlerde yaşayan baştan karalar, daha gürültülü yerlerde yaşayan baştan karalar daha agresif oluyorlar, daha saldırgan oluyorlar. Bizim gibi aynen insanlarda da görünen bir şey bu. Bunun bir sebebi de belki de, yani bunu henüz araştırma, bunun tam olarak söyleyebilecek konuda değiliz ama olası sebeplerinden biri iletişimin engellenmesi gürültü tarafından. Çünkü iki tane erkek baştan kara bir bölge için savaşıyorlarsa ya da rekabet içindelerse, eğer bunlar birbirleriyle iletişebiliyorlarsa, şarkılarıyla ya da işte görsel olarak iletişebiliyorlarsa, o zaman kavgaya varmadan bu iş iletişimle çözülebilir. Zayıf olan erkek çekilir. Güçlü olan erkek kazanır, zayıf olan erkek kavgaya girmemiş olur, yaralanmamış olur. Güçlü olan erkek de kavgaya girmemiş olur. Kavgaya girmek herkes için bir bedeli var. Dolayısıyla bedel ödenmeden bu iş çözülebilir. Ama tabii siz o olanı elinden alırsanız, kuşların o iletişim olanı elinden alırsanız bu sefer kavgaya daha sık girmek zorunda kalırlar. Onları da kendimize benzetiyoruz aynen. Yani. Aynen, evet. O yüzden bu proseslerden bir tanesi bu olabilir. Süreçlerden, gürültünün yarattığı süreçlerden bir tanesi bu olabilir. Diğer bir süreç de işte bu genel olarak stres seviyesini arttırması ve bu stres hormonlarının arttırması. Biliyoruz stres hormonlarıyla saldırganlık davranışı arasında da bir korelasyon var. Tam olarak neden olduğunu bilmesek de bir korelasyon var. Dolayısıyla stres hormonlarının artması da saldırganlığı arttırıyor olabilir. Evet, son çalışmalarım da bunlar üzerine. Evet. Ben şunu merak ediyorum, hep bu iletişim türlerinin işte evrimsel olduğundan ya da annelerin öğrettiğinden falan bahsettik. Şimdi aklıma gelen şey şu, mesela küresel ısınma yüzünden hayvanların yaşadıkları bölgeler değişiyor. Onların değişmesi de başka hayvanların yaşadıkları bölgeler oraya kayıyor. Ya da işte bitkiler ölüyor, ona göre eminim bir ses, bir şey değişiyordur, rüzgar değişiyor. Bu hayvanlar bu şartlar değiştikçe yeni iletişim yöntemleri geliştiriyorlar mı? Yani burada değişimin hızıyla evrimin hızı arasında bir farklılık olması sorun. Yani aslına bakarsanız evrimsel süreçler boyunca hayvanların çevresi hep değişiyordu. Olan şey şu anda bizim yaptığımız bu küresel ısınmanın en büyük sorunlarından bir yarattığı sorun bu işin çok hızlı olması. Şehirleşme daha önceden şekilde bir anda hem şehirleşme mesela inanılmaz bir mesela İstanbul kuzeyinde gerçekleşen şey. Orası çok güzel bir nispeten neredeyse el değmemiş bir ormanken birdenbire otoban geçiyor şimdi onun orasına. Orası bir gürültü kaynağı oldu birdenbire. Birkaç sene içerisinde oldu. Orada yaşayan kuşlar buna ne kadar hızlı adapte olabilecek onu bilmiyoruz mesela. Aynı şekilde bir yerin imarı açılıp oraya bir işte
toplu konut yapılması mesela orayı tekrar trafiği açıyor, insan şeyini açıyor, yok klimalardan gürültü geliyor vesaire. Bu değişimin en hızlı olması burada sorun. Hayvanlar çok değişime hızlı tepki verebilen hayvanlar var ama değişime hızlı tepki veremeyen hayvanlar da var. Hızlı tepki verebilenler daha böyle esnek olabilenler davranışsal olarak insanlarla beraber yaşamaya ya da insanların etkisine daha iyi adapte olabiliyorlar. Mesela baştan karalar şehirlerde o yüzden çok kolay bulunuyor ya da serçeler. Serçeler artık zaten insanlarla bir mutualist bir ilişkiye girişler. Simbiyont olmuşlar bir durumda. Simit ve işte kırıntılar, ekmek kırıntıları, işte pilav taneleri vesaire gibi şeylerle besleniyorlar. Ama yine de bu arada şehirde yaşayan serçelerin seçilim değerleri daha düşük olabilir yine de. Bunların yine bir şehirde yaşama yine de bir bedeli olabilir. Mesela bir ilginç bir çalışma var şehirlerde yaşayan serçelerle. Bu serçeler sigara izmaritlerinin süngerlerini topluyorlar ve yuvalarında süngerleri yumuşak oldukları için materyal olarak kullanıyorlar. Bunun bir avantajı var onlara. O nikotinle tabii şey olduğu için bunun bir antibakteriyel bir özelliği var aslında. O yüzden biraz bir temizlik daha temiz oluyorlar. Daha parazitlere daha az açık oluyorlar. Fakat buna rağmen yavrular daha kötü durumda oluyorlar o yuvalarda. Yani çünkü yavrulara da bir zararı var. Yani düşünün sigara izmariti dolu bir evde büyüyen yavrular yani bunlar da sonuçta. Dolayısıyla o şehirde yaşamanın, tabii bunlar da bilerek yapmıyor. Sigara izmaritinin temiz işte antibakteriyel özelliklerinden dolayı yaşamıyor. O sünger onları yumuşak bir madde olduğu için yuvayı yumuşak bir maddeyle kaplamak için o sigara izmaritlerini topluyorlar. Bilerek de olduklarından değil. Tabii bu bedelini ödüyorlar sonuçta. Kuşlar nereden bilsinler, nikotin vesaire gibi şeylerden. Evet. Ben kedi köpekle daha haşır neşir olduğumuz için onları tabii daha iyi biliyoruz. Onlar işte farklı karakterleri var, hepsiyle farklı şekilde iletişim kurup farklı, bizi farklı anlıyorlar. Mesela kuşlarda da böyle bir şey var mı bilmiyorum. Hani bilişsel düzeyleri mi farklıdır, nedir durum? Mesela kuşlarla hiç kuş beslemediğim için hiç iletişim kurmadım bilmiyorum açıkçası. Evet, kuşlarda bunu görüyoruz. Hatta benim araştırma alanlarından biri de bu. Kuşlarda da kişilik farklılıkları var bireyler arasında. Bazı kuşlar mesela daha saldırgan. Bazı kuşlar daha uysal. Aynı türdeki kuşlar. Farklı bireyler. Genelde de hatta saldırgan kuşlar aynı yerde yaşıyorlar. Daha böyle işte çılgın bir mahalle oluyor. Bir tane daha böyle sakin bir mahalle oluyor vesaire. Öyle işte şey gibi insanlarda da tabii bunlar bazen oluyor böyle. Onlar birbirlerini anlayabiliyorlar mı? Bunlar işte çılgın olanlar, bunlar sinirli. Evet, bu ilginç bir soru. Bunun cevabı aslında bilinmiyor. Yani karşında mesela bir komşunuz, agresif bir komşu var ya da uysal bir komşunuz var. İki tane komşunuz var. Biri agresif, biri uysal. Siz o komşunun agresif olduğunu bilip ona göre mi davranıyorsunuz? Ve o komşu çok size işte sinyal yolladığında ya da bir çok şarkı söylediğinde diyelim agresif bir şekilde. Ya işte bu zaten agresif bir kuş, çok şarkı söylemesi normal. Hani söylenir gider mi diyorsunuz? Uysal bir komşunuz mesela aynı sayıda şarkı söylese, ya bu adam aslında normalde uysal bir kuş, bu kadar agresif bir şey var. Ben bundan uzak durayım bugün mi diyor. Bunu bilerek bu davranışı, ben bu arada yine bu cümleleri kuruyorum ama tabii böyle bir düşünce silsilesi olduğunu iddia etmiyorum kesinlikle. Onu da söyleyeyim tekrar. Bunu yapıyorlar mı bilmiyoruz. Bu çok ilginç bir soru aslında. Ama bu farklı bireyler arasında iletişim stratejilerini ya da iletişim stillerinde farklılar olduğunu biliyoruz. Hatta benim bu konuda yazılmış bir paper'ım da var. Bir makalemde var. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben tabii çok keyif aldım. Zaten çok da ilgimi çekmişti en baştan. Ben de çok teşekkür ederim. Bugün Çağlar Akçay ile birlikteydik. Hayvan iletişimini konuştuk. Hayvan iletişiminin evrimini. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.